Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Finansal teknoloji alanında yaşanan boşluğun doldurulması amacıyla İstanbul Teknopark ve TEP işbirliğine gitti. İmzaları attığını duyuran ikili, yenilikçi fikirlere açık olduğunun da sinyalini vermiş oldu. Kurulan stratejik işbirliğinin esasında bilgi, deneyim, altyapı ve yetenek havuzlarının karşılıklı kullanımı yer alıyor. Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı, TEP ile finansal teknoloji alanındaki girişim ve projelerin geliştirilip finans sektörünün büyümesini katkı sunacak dedi. Türkiye'nin dört bir yanındaki inovatif iş fikirleri de ekonomiye kazandırılacak. Türk savunma sanayisi son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Rekor kırdı, 2023 yılını geride bırakan Türk savunma sanayisi 2024 yılına da hızını kesmeyerek girdi. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan Milli Muharip Uçağı Kaan, ilk uçuşunu birkaç hafta içerisinde gerçekleştirecek. İnsansız savaş uçağı Anka 3, jet eğitim uçağı Hürjet ve ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2'nin testlerine de devam edilecek. Türkiye'nin 2024 yılı savunma sanayi ihracatının 6 milyar dolardan 11 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Savunma sanayideki yerlilik oranı da %80'den %85'e yükseltilecek. Kadın girişimcilere yönelik yapılan destek ve programlar kadın istihdamının önünü açmaya devam ediyor. Kadın girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara adlı programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, kadınların bilimde, teknolojide ve girişimcilikte önemli başarılar imza attığını dile getirdi. Son 2 yılda 49.500 mikro ve küçük işletmeye kadın istihdamı için 14 milyar lira üzerinde destek ödemesi yapıldı. Sağlanan bu desteklerle 2 yıl içerisinde 56.654 kadının istihdamı gerçekleştirildi. Milyar dolarlık değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimimizin, Türkornumuzun 4'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu. Dileriz kadınlar daha fazla iş hayatında yer almaya devam eder. Bu ülkenin güçlü kadınlara çok ihtiyacı var. Teknoloji alanında her yıl gelişip dönüşen Türkiye, çip alanında yerliliğini artırmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, 7. yılında çip tasarım yarışmasını 3. kez düzenleyecek. Her yıl yüzlerce gencin başvurduğu bu yarışmada öğrencilerin mikroelektronik teknolojilerine ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. TÜBİTAK ve Yongatek yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel veya en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabilecek. Yerli ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir adım olacak yarışmaya 20 Şubat 2024'e kadar başvuru yapılabilecek. Dünyada yaşanan resesyon ve ayaklanmalar ekonomi üzerindeki büyük etkenlerden biri olmaya devam ediyor. Dünyadaki bu kaos, Türkiye'deki birçok iş yerinin kapanmasına neden oldu. Hatta savaşların etkisiyle İstanbul'un tekstil ve konfeksiyon merkezlerinde dükkan kapanmaları çoktan başladı. Bölgelerdeki kiralık dükkan sayısında artış yaşanırken bazı firmalarda dükkanlarını küçültmeye gitme kararı aldı. Laleli başta olmak üzere tekstil ve konfeksiyon ihracatında %20'lik bir düşüş gözlemlendi. Bölgeden yapılan ticarette %60 civarında bir kayıp yaşadı. Bazı üreticiler üretimlerini İstanbul dışında uzak yerlere taşımaya başladığı da alınan bilgiler arasında. Kapanan şahıs şirketi sayısında son zamanlarda büyük bir dalgalanma yaşanıyor. Konuya ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir veri yayımlandı. Söz konusu yayımlanan verilerde açılan ve kapanan şirket verilerinin geçtiğimiz yılın iç açıcı olmadığını gözler önüne serdi. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı 2022 yılına göre %26.63 düşerken kapananların sayısı %42.27 arttı. Son zamanlarda büyük otomobil firmaları araçlarını geri çağırmaya başlamıştı. Bu firmalara ünlü bir isim daha eklendi. Ünlü otomobil firması Rolls-Royce'dan skandal bir geri çağırma haberi geldi. Markanın araçlarında yangın riski görüldüğü gerekçesiyle otomobillerini geri çağırmaya başladı. Son dönemde satışa sunulan 420 bin dolarlık tamamen elektrikli araçlarda yangına sebebiyet verebilecek bir kablo bağlantı riski
riski bulunuyor. Amerika özelinde bu süreçte henüz bir yangın haberi gündeme gelmedi. Firmanın henüz Türkiye'ye araç satışı bulunmuyor. 2026'ya kadar satın almak isteyen 110 kişinin ise sırada beklediği biliniyor. Ultra zenginlerin dikkatini çeken aracın liste fiyatı ise 24.4 milyon liradan başlıyor. Türk savunma sanayisinin gücü yabancı devletlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Türk savunma sanayisi hakkında açıklamalara değinerek "Türkiye çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip" dedi. Başbakan Mitsotakis, iki ülke arasında Aralık 2023'te imzalanan bildirgeyle ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğini belirterek Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret edeceğini söyledi. Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeniyle önemli fay hatlarının üzerine kurulu bir ülke. Ülkemiz geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan ve dünya tarihinde az rastlanır bir deprem felaketiyle sarsılmıştı. Bu denli büyük acılar ve büyük kayıplar yaşayan ülkemizde depremi önceden tahmin edecek sistemler üzerine çalışılıyor. Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle İTÜ bünyesinde aktif fayların oluşturduğu tehlikelere dair veri üretecek MATAM isimli bir merkez kuruldu. Hayata geçirilen merkezdeki çalışmalarla sistemin 4'ün üzerindeki depremleri haber vermesi hedefleniyor. Benzer bir felaketin tekrar yaşanmaması için gereken tüm çalışmalar uzman ekipler tarafından yürütülüyor. Her geçen gün dünya teknolojide çağ atlamaya devam ediyor. Yapay zekanın da hayatımıza dahil olduğu son günlerde insan beynine yerleştirilen çip gündeme geldi. Teknoloji girişimcisi olan ve adından çokça söz ettiren Elon Musk, şimdi de insan beynine çip yerleştireceğini duyurdu. Musk liderliğinde kurulan Neuralink şirketi, Musk'ın duyurusunu gerçekleştirerek ilk beyin implantını bir insana yerleştirdi. İlk implantın yerleştirildiği hastanın şu anda iyileşme sürecinde olduğu bilgisi paylaşıldı. İyileşme sürecinden sonra implantın geleceği ve kullanım alanlarının netleşmesi bekleniyor. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.